Not defterinden sizin için seçtiklerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bir beyit. Cihan bağında ey akil, budur makbuli insü cin. Ne kimse senden incinsin, ne sen bir kimseden incin. Şanı yüce Rabbimiz, şerefli kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan'da şöyle buyuruyor. Emir verme ve yasak koyma hakkı ancak Allah'ındır. O, kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru din ancak budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yusuf Suresi ayet 40. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Muhakkak ki Allah Teala bütün işlerde yumuşak huyluluğu sever. Muvatta'dan. Hazreti Ömer radıyallahu anh'den bana hatalarımı gösterenden Allah razı olsun. Bir fikir ve düşünce adamı diyor ki, dünyanın en medeni kanunlarını dünyanın en kurnaz memurlarına tatbik ettirin, yine kurtuluş yoktur. Çünkü her şey insanda başlar, insanda biter. Öyleyse asıl gaye kaliteli insanı yetiştirmek olmalıdır. Bir edebiyatçıdan, hayatta yapılabilecek öyle güzel şeyler vardır ki, faydasız şeylerle vakit öldürenlere çok yazık. Urfalı şair Nabi'den, sakın terki edepten, kuyu mahbubu hüdadır bu, nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Bir edebiyatçıdan, ne kadar yaşadığımız değil, nasıl yaşadığımız önemlidir. Bir devlet adamı da diyor ki, çocuklarınıza dilini tutmayı öğretin. Konuşmasını nasıl olsa öğrenecekler. Bir düşünce insanı da diyor ki, köpek kucağınıza sıçrarsa sizi sevdiği içindir. Kedi aynı şeyi yaparsa kucağınız sıcak olduğu içindir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı 6'dır. 1. Karşılaştığı zaman ona selam vermek. 2. Çağırdığı zaman davetine icabet etmek. 3. Senden nasihat istediği zaman nasihatte bulunmak. 4. Aksırdığı zaman yerhamükallah demek. 5. Hastalandığı zaman ziyaretine gitmek. 6. Ölümünde, cenazesinde bulunmak. İmam-ı Gazali Hazretleri diyor ki, insanın önünde 7 tehlike vardır. 1. Ölüm tehlikesi. Acaba mümin olarak mı yoksa kafir olarak mı ölecek? 2. Kabir tehlikesi. Kabrinde zulmet mi, nur mu olacak? 3. Sual tehlikesi. Melekler sual sorunca acaba cevap verebilecek mi, veremeyecek mi? 4. Haşr tehlikesi. Yüzü siyah olarak mı, beyaz olarak mı dirilecek? 5. Hesap tehlikesi. Hesap günü hesabı zor mu, kolay mı olacak? 6. Mizan tehlikesi. Sevabı mı yoksa günahı mı ağır gelecek? 7. Sevk tehlikesi. Cennete mi, cehenneme mi sevk edilecek, gönderilecek? Allah kanı kanı rahmet eylesin. Asılacağı sabah doktor Menderes'in son muayenesini yapıyor. Menderes'ten kül tablası istiyor. Menderes gömleğinin düğmesini çözüyor, göğsünü açıyor ve bırak kül tablasını, al sana kül tablası. Bu sinede çok sigara söndürüldü. Bir sigara da sen söndür diyor.
Gerçekten de zalimler sigaralarını hep rahmetli Menderes'in vücudunda söndürmüşler. Vücudunun her yerinin sigara yanığı olduğu görülmüş. Hayret edilecek bir durum yok. Siyonistlerin Gazze'de Filistinlilere uyguladığı işkenceleri bizim yerli Siyonistler de Menderes'e uygulamışlar. Çünkü aralarında maalesef Siyonizm bağı var. Atasözlerinden bir demet. İnsan ikrarından, hayvan yularından tutulur. İç dedilerse çeşmeyi de kurut demediler yahu. İşten artmaz, dişten artar. İşleyen demir pas tutmaz. İşini bilen, eşini bilen, aşını bilen fakir olmaz. İşitmek, görmek gibi değildir. Galiba 19. asırda Fransız romantik ressamlarından biri Paris'te bir resim sergisi açmış. Sergiyi gezen ziyaretçiler arasında bir adam büyücek bir şövalye tablosunun önünden uzun müddet ayrılmamış. Geri çekilir bakarmış, yandan bakarmış, yakından bakarmış ve beğenmeyen bir tavırla da kafasını sallar dururmuş. Bu hal sergi sahibi ressamın gözüne ilişmiş. Ziyaretçinin yanına yaklaşarak sormuş. Bu tablo çok ilginizi çekti galiba. Evet demiş adam. Şövalyenin çizmesindeki körük kıvrımlarında hatalar var. Siz ne iş yaparsınız? Ben kunduracıyım, çizme dikerim deyince ressam koşup fırçasını ve tuvalini getirmiş, adamın tarif ettiği şekilde çizmeyi düzeltmiş. Çizme bu durumu ile hakiki şekline uymuş ve daha güzel görünmüş. Ressam adama teşekkür etmiş. Fakat adam yine tablonun başından ayrılmazmış. Bu defa da şövalyenin pantolonunda ve kemerinde hatalar olduğunu ileri sürüp ükalalık etmeye başlamış. Ressam dayanamamış. Bak dostum demiş. Sen kunduracısın, çizmecisin. Çizmeden yukarı çıkma. Atı kim boyadı? Kovboy fırtına gibi içeri girerek bağırdı. Benim atımı kim yeşile boyadıysa çıksın karşıma. Ona bir çift sözüm var. Dev yapılı biri seslendi ve dedi ki ben boyadım, ne diyeceksen de. Kovboy bir an durakladı. Şey diye kekeledi. İkinci kat boyayı ne zaman çekeceksiniz diye soracaktım. Damdan düşeni damdan düşen anlar. Sıcak bir yaz gecesiydi. Nasrettin hocamız hanımıyla birlikte damda yatıyordu. Aralarında bir hiç yüzünden kavga çıktı. Kadın Nasrettin hocaya söylenmeye başladı. Nasrettin hoca bir sabretti, iki sabretti ve sonunda yataktan hiddetle fırladı. Ancak damda olduğunu unutarak paldır küldür aşağıya yuvarlandı. Komşuları hemen başına üşüştüler. Geçmiş olsun hocam dediler. Ne oldu sana böyle? Nasrettin hoca yattığı yerden yavaş yavaş kalkarken içinizde hiç damdan düşen var mı diye sordu. Niçin sordun hocam dediler başındakiler. Nasrettin hoca ne olacak canım diye cevap verdi. Damdan düşenin halinden ancak damdan düşen anlar da onun için. Biz senden daha layıkız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Dünyada nefsine zulmedip hiçbir hayırda bulunmayan bir adam kıyamet günü mahşer yerinde hesaba çekilir. Hiçbir iyiliği bulunmaz. Hiç mi bir iyilik yapmadın diye kendisinden sorulunca hayır yapmadım ancak ben borç para verirdim, işçilerime borçluları sıkıştırmayın, fakir olanlardan da vazgeçin derdim deyince Allah Teala yoksullardan vazgeçmeye
biz senden daha layıkız buyurur ve o kişinin günahlarını bağışlar. Saçaklı hoca, ismi Ebu Bekir, babasının adı Mehmet, Maraş'ta doğdu. İlk tahsilini Maraş'ta yaptı. Daha sonra Tefsiri Tibyan müellifi Mehmet Efendi'nin Şeyh Abdülgani Nablusi'nin ders halkasına girdi. Hadis ve tefsirden icazet aldı. Memleketine döndü ve talebe yetiştirmeye başladı. Saçaklı hoca medresede ders okuturken bir talebe bazen ayağa kalkar, hocası da bunun sebebini sorar. Talebe, efendim Hızır Aleyhisselam geliyor da ondan ara sıra ayağa kalkıyorum diye cevap verir. Saçaklı hoca da der ki, ben niçin göremiyorum Hızır Aleyhisselam'ı? Sorayım efendim sebebini. Hızır Aleyhisselam'ın hocam süsü ile çok uğraşıyor. Haddinden fazla uğraşıyor. Medreseye gelirken ayna önünde cübbe sarık ile şöyle mi yakıştı, böyle mi yakıştı diye çok fazla meşgul oluyor. Bu gibi haller manevi terakkiye manidir buyurduğunu hocaya bildirdiği günden itibaren ayna karşısına geçmeyi, yani çok fazla süslenmeyi hocaefendi terk etti ve sarığı da eskiyip sarkınca kendisine saçaklı hoca denilmiştir. Rahmetullahi aleyh. Saçaklı hocamız Antep ile Maraş arasındaki bir yolculuğu esnasında 1732 senesinde vefat etti. Allah gani gani rahmet eylesin. Antep'te de metfundur. Şair Hakkı Şener diyor ki, Kur'an bize ne diyor? Oku, anla, aman cahil, kalma diyor Kur'an bize. Bir an bile haktan gafil olma diyor Kur'an bize. Faydalar sun insanlığa, dön yönünü aydınlığa, bile bile karanlığa dalma diyor Kur'an bize. Dağlar üstüne yığılsa, zorluktan belin eğilse, bir nesne hakkın değilse, alma diyor Kur'an bize. Kolla, gözet her yakını, helalle doldur çıkını, koru sakın kul hakkını, çalma diyor Kur'an bize. Gelenin olmaz imdada, işlerin uğrar kesada, saf gönülleri ifsada, salma diyor Kur'an bize. İmaret et olduğun yeri, daim yürü hep ileri, çalışkan ol sakın geri, kalma diyor Kur'an bize. Helal haram hepsi ayan, felah bulur buna uyan, kul hakkı kalsan da yayan, yılma diyor Kur'an bize. Beni candan dinleyen can dostlara, canı gönülden selamlar. Bir başka programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz. Hürmetler, saygılar. Değerli dinleyiciler, değerli üyeler, değerli öğrenciler, herkese selamlar. Not Defteri programımızla karşınızdayız. Değerli öğrenciler, başarıya götüren yollardan sizin için bu hafta derlediklerimiz. Mazeretlerini yok et. Mazeret değil, başarmak önemli. Dersine çalışmayanlar, işini yapmayanlar mazeret ararlar ve mazeretlere sığınırlar. Bulurlar da. Bulduğumuz en iyi mazeret, yapmadığımız veya yapamadığımız işin yerini tutmaz. Maçı kaybeden bir takımı düşünün.
yenilgiye bir sürü mazeret bulabilir. Seyirci bizden değildi. Karşı sahada oynadık. Hakem haksızlık yaptı. Penaltımızı vermedi. Bizim takım iyi paslaşmadı. Golleri karambolden yedik. Adamlara şans yardım etti. Halbuki biz iyi oynadık. Bu mazeretlerin ne faydası olur? Hiç. Maç bitmiş, puanlar karşı takıma gitmiştir. Hayatta kaçırdığımız fırsatlar da bunun gibidir. O halde kendimizi mazeretlerin insafına bırakmamalıyız. Hiçbir zaman mazeretlere sığınmamalıyız. Ne pahasına olursa olsun kendimizi başarıya motive etmeliyiz ve var gücümüzle çalışmalıyız. Elimizden geleni yaptıktan sonra yine de istediğimiz başarıya ulaşmamışsak ümitsizliğe kapılmamalıyız. Şöyle denilebilir. Bunda da bir hayır vardır. Ben elimden geleni yaptım. Bir başka fırsat kollamalı. Daha doğrusu bir başka fırsat bulmalıyım. Hayat bir doğru üzerine gitmez. Çalıştığımız ve elimizden geleni yaptığımız halde başarısız olduğumuz zamanlar olur. Zor zamanlar uzun sürmez. Çalışan insan eninde sonunda kazanır. Kur'an, zorlukla beraber kolaylık da vardır buyurur. Görev ve sorumluluklarımız bölümümüzden siz değerli dinleyicilerimiz için derlediklerimiz. Hareket. Sağlıklı yaşamamız için temizlik ve beslenmeden sonra sağlıklı hareket gerekir. Vücudumuzun iç uzuvları sürekli, dış uzuvları da yeteri kadar hareket etmelidir. Hangi organımız hareket etmezse ya hastalanır ölür, bizi de öldürür, ya da felçli olur, çalışamaz hale gelir. Bize de ömür boyu acı çektirir. Çevremizdekilere de yük olur, onları sıkıntıya sokarız. Bunları biraz açıklayalım. Herkesin de bildiği gibi hareket hayat kaynağıdır. Hareket azaldıkça hayat yavaşlar, hareket sıfıra düştükçe hayat kalmaz, ölüm gelir. Bütün dünyayı aydınlatan, İnsanlığa hizmet için milyarlarca makineyi çalıştıran elektrik enerjisini meydana getiren hareket değil midir? Bu hareket biraz yavaşlasa voltaj düşer, makineler çalışmaz. Hareket durunca da bütün dünya karanlığa gömülür. Elinize bir kova su alın. Ters çevirin, hepsi dökülür. Çünkü hareket yok. Aynı kovayı çevirebilirseniz daire şeklinde hızla çevirin. Bir damla su dökülmez. Çünkü hareket var. İnsana, yani bizlere gelince, doğduğumuzdan ölümümüze kadar yaşamamız organlarımızın düzenli hareketine bağlıdır. İç organlarımızın hareket ve çalışmasını korumakla, dış organlarımızı ve beyin sistemimizi hareket ettirmekle yükümlüyüz. Bütün bu organlarımızın çalışmalarının aksamasından ve hareketlerinin yavaşlamasından sorumluyuz. Allah-u Teala vücudumuzu ve bütün uzuvlarımızı sapasağlam yaratmış, bize emanet etmiştir. Bunları korumakla bizi yükümlü kılmış, korumasız ve bakımsız kalmalarından bizi sorumlu tutmuştur. Bu yükümlülüğü ve sorumluluğu kitabında bize bildirerek, Allah yaptığı şeylerden sorulmaz. Fakat onlar, insanlar, yapmaları gerekeni yapma işlerinden, yapmamaları gerekenleri yapmalarından sorulacaktır. Enbiya Suresi 23. Ayet-i Kerime. Sonra kıyamet gününde, Allah'ın size verdiği nimetlerden mutlaka sorulacaksınız. Tekasür Suresi 8. Ayet-i Kerime. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere, hepinize selamlar.